LCD televizyonumun panelinde dikey çizgiler çıktı. Siyah siyah çizgiler kendi kendine geliyor gidiyor. Ekranı en üstünden en altına kadar dümdüz değişik değişik yerlerde siyah çizgiler var diyorsanız bu video sizin için. Sizlere bir LCD panelin iç yapısı, dikey barların neden oluştuğu ile ilgili değişik bazı örnekler göstereceğim. Burada korkmayın bazı müdürlerimiz, bu Grundig marka bir televizyon. Burada örnek sunduğumuz televizyonlarda üreticiler, yani televizyon üreticileri ile panel üreticileri birbirinden farklı arkadaşlar. Dolayısıyla televizyonların ne marka olduğunun hiçbir önemi yok. Biz burada panel üreticilerinin vatandaş diliyle piksel dediğiniz kısımda, aslında bu ana hücre ekranı, sel diye geçer. Bunun nelerden etkilendiğini, bu televizyonda size kendi kendine arıza yapan bir COF bölümü, bu televizyonda da sıvı teması neticesi arıza yapan bir COF bölümü ile ilgili bazı görüntüler sunacağım. Bunları göstermeden evvel öncelikle LCD kısmının, yani hücre kısmını dışarıya çıkarabilmek için şu kenardaki metal kasayı sökmekle başlayalım. Ben birkaç vidasını daha önceden sökmüştüm. Bu zaten benim daha önce söküp dağıttığım bir televizyon arkadaşlar. Ofisimden, atölyemden buraya eve getirirken hücre yerinden düşüp kırılmasın, cofları da parçalamasın diye zaten söküp dağıtmıştım. Sadece buraya getirirken emniyet olsun diye iki tane vidayla tutturdum. Bunları daha sonra eğer arzu ederseniz, çok da merak edeceğiniz bir şey olursa, bir paneli komple en başından sizlerle birlikte de parçalayabilirim arkadaşlar. Hatta gerekiyorsa isterseniz bir canlı yayında yaparız. Şimdi şu çerçeveyi şöyle bir ayıralım. Burada da arkadaşlar şurada hücre yapımızı göstereceğim. Şu şekilde. Ve şimdi de televizyona enerji vererek biz nasıl bir problemle karşılaşıyoruz, onu size göstereceğim. Hem kameranın açısını değiştirdim, hem de televizyonun duruş şeklini değiştirdim, daha rahat görebilmeniz adına. Burada gördüğünüz dikey çizgilerden bahsediyorum. Sizlerin de televizyonunuzda karşılaştığınız problemin kaynağı şurada gördüğünüz bizim COF diye tabir ettiğimiz malzemedir arkadaşlar. Şimdi buradaki çizgiler sizin televizyonunuzda da aynı şekilde kendi kendine gidip geleni de var. Komple yaklaşık 5 santim 5 santimlik bar şeklinde komple kapalı olanları da olabilir. Çok dikkatli bir şekilde şuraya bakmanızı istiyorum. Dikkat edin lütfen. Evet, sadece COF'un yerini değiştirdim. Şimdi bırakıyorum. Tekrar bıraktım. Şimdi tekrar dikkat edin. Şuradan köşeden biraz kaldıracağım. Şuradan daha rahat alabilirim. Arkadaşlar görüyorsunuz. Yukarıya doğru kaldırdım. Bıraktım. Kaldırdım. Bıraktım. Daha yakından bakalım. Evet. Şöyle odaklayabilir miyim? Odakladım. İşte bu gördüğünüz yer COF dediğimiz bağlantı. Bastırıyorum. Bırakıyorum. Bastırıyorum. Bırakıyorum. Bu gördüğünüz kendi kendine arıza yapan COF kısmı. Aslında panelin hücre kısmı sağlam. Alt tarafta elektronik devre elemanlarının olduğu yer var. Elektronik devre elemanının olduğu bölümle ilgili değil, panelin bağlantılı olduğu yer ile ilgili. Hemen yanındaki COF'a geçelim. Bunun kontrol ettiği noktaya bakalım. Şöyle. Hiçbir şey yok. Öbür COF'a geçelim. Bunun kontrol ettiği yere bakalım. Herhangi bir şey olmadığını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi buradaki COF'a geldiğimizde maalesef problemin kaynağını görmüş oluyoruz. Bu kendiliğinden arıza yapan bir COF'tu. Peki bir de sıvı temasıyla arıza yapanı görelim. Bu da başka bir arızalı televizyonumuz. Dikkat ederseniz zaten COF sayılarından da anlarsınız. Bakın, bastırıyorum COF bölümüne. Herhangi bir şey yok. Bu 32 inç bir televizyon. Diğeri 40 inçti. Onun COF adeti ile bunun COF adeti birbirinden farklı arkadaşlar. Evet, kendi kendine gelip giden çizgileri görüyorsunuz.
şu an. Azalacak, çoğalacak, yerleri değişecek. Ekrandaki görüntü modu değişecek. Hatta bir menü açayım size görselin nasıl olduğunu görebilmeniz için. Şöyle bakalım. Bu daha kolay olacak. Peki bu arızanın sebebi nedir dersiniz? Hemen yakınlaştırayım. Şurada odaklayalım. Bu gördüğünüz lekeler yapışkan yapışkan bir sıvı. Henüz ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Çünkü bu ürünü kullanan arkadaşımız da konunun ne olduğunu bilemiyor. Yani muhtemel çocuklar kaynaklı bir şey olabilir der kendisi. Fakat şurada dikkat ederseniz iki hücre yapısını şöyle gösterelim. Yani silikona çok yakın bir malzemedir bu. Ancak bu artık özelliğini yitirmiş, tamamen sıyrılmış. Bakın ben de sıyırabiliyorum bunu buradan. Çıkıyor yerinden. Şöyle biraz daha şöyle yaparsam eğer. Evet, gördünüz. Artık yok orada öyle bir şey. Aslında bu arkadaşlar şuradan itibaren başlıyor. Ve normal şartlarda panelin, bakın olması gereken kısmı bu. Panelin tamamı bu şekilde ilerliyor. Daha önce parçaladığımız panellerden hatırlarsanız arkadaşlar. Bu aslında iki katmandır. Üst tarafta panelin bir kısmı, alt tarafta da hücre yapısının başka bir kısmı bulunmaktadır. Detaylarla ilgili size geniş açıdan başka bir anlatımda şimdi gerçekleştireceğim. Peki bu arızaların sebebi nedir? Bu arızalar sanıldığı gibi üretimlerin, biz her zaman forum ortamında söyleriz, panel üretimlerinde eski kalite artık yok deriz. Bunu kabul ediyorum, inkar etmem. Ancak kabul etmek gereken başka bir gerçek var ki, arızaların tamamı üretim kaynaklı değil maalesef. Bu gördüğünüz örnekte olduğu gibi, bakın şöyle bir gösterimde bulunayım size. Şimdi ben bu paneli size şu şekilde kaldırsam, gördüğünüz ekran muhtemelen yansıma yapıyor. Ekranda da hiçbir şey görmüyor olacaksınız. Peki bir de size şu şekilde kaldıralım. Bakın şu an artık ekranda bir şey görüyor olmanız gerekiyor. Bir de bunu size yandan göstereyim isterseniz. Daha rahat olur sizin için. Şöyle çevireyim bunu. Bakın bu arkadaşlar en önemli asıl panel denilen yer şudur. Bu gördüğünüz yer. Ben bunu kaldırdığımda geriye ne kalıyor arkadaşlar? Televizyonun daha önce de hep söylediğimiz backlight dediğimiz arka aydınlatma bölümü kalıyor. Aslında görüntü burada. Görüntü şu an orada var. Fakat görülmüyor. Neden? Hemen bir daha uygulayalım. Bakın eğer bu şekilde tutarsak, şöyle gösterirsem size, ekranda var olmasına rağmen görüntüyü görmüyorsunuz. Fakat backlight'ı yerine oturtursam artık olması gereken görüntüyü görebiliyorsunuz. Nedir bu arızaların sebebi derseniz, arızanın sebebi belli. Anakart üzerinde işlenen video sinyalin kontrol kartı, tikon kartı gibi unsurlar aracılığı ile sel dediğimiz hücre ekrana dağılımını sağlayan, eski tabirle biz kablo diyebilirdik buna. Kablo yerine artık buna çok daha sistematik çalışan ve protokol taşıyan unsur olan COF'lar neden oluyor. Bu televizyonda COF'un veya panelin hücre yapısının arıza yapmasına sebep olan unsur tüketici kaynaklı, yani sıvı temasıdır. Sıvının girmesi nedeniyle maalesef aradaki protokol taşıyıcı alanların oksitlenmesinden kaynaklanan bir durumdur. Ama bunu soracak olursanız bu elektronikçiler bilir, eskiden soğuk lehim dediğimiz bir şey vardı. Bu televizyonlar zamanından bilinir bu. Kurşun ve kalay karışımı olan lehimin yıllara bağlı olarak ısınması, rutubete maruz kalması gibi durumlar nedeniyle çürümesi ve artık komponent dediğimiz bir diyot, direnç veya transistör gibi bir unsur ile pertinaksı birbirine bağlayan o lehimin çürümesi neticesi artık irtibatın kopması denirdi soğuk lehime. Aslında bu da, daha doğrusu bu televizyonda yaşanan birinci COF'taki problem de az önce bahsettiğim soğuk lehim dediğim şeyden çok farklı bir durum değil. Şurada elektronik kartta bulunan veriyi
hücreye, yani buraya aktaramaması. Aslında inanılmaz basit bir şey. Teknik olarak dışarıdan bakılan bir gözle biz buna ya alalım bir tane havya oradan lehimleyelim desek olmuyor. Çünkü bunların, eğer bulabilirsem bu videonun bitiş ekranına mutlaka eklerim. Panel tamircisi arkadaşlar var. Muhtemelen büyük şehirlerde, İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerde panel tamir eden arkadaşlar da bu işler makineyle yapılıyor arkadaşlar. Profesyonel bir çalışma gerektiriyor. Maalesef öyle bir havya, bir lehim, bir pasta ile bu işleri çözemiyorsunuz. Eğer LCD televizyonumun ekranında dikey çizgiler çıktı, Allah Allah neden oldu bu diye düşünüyorsanız iki sebep var. Bir, siz kaynaklı sıvı teması. Nedir sıvı teması? Daha önceki LCD ekranları nasıl temizlenir videomda anlattığım üzere maalesef temizlikleri hala LCD televizyonun ekranına sıvı püskürterek yapan hanımlarımız var. Defalarca uyarmamıza rağmen bu uygulamalar maalesef devam ediyor. Birincisi siz kaynaklı, yani sıvı teması. İkincisi de üretim kaynaklı veya bu televizyon arkadaşlar yaklaşık 4 yaşında falan vardır. Veya zamana yenik düşmesi diyebilirim. Siz bunu istiyorsanız tabii ki yine de üretimin kalitesine bağlayabilirsiniz. Eğer LCD televizyonumun ekranında çizgiler çıktı, acaba nedir diye düşünüyorsanız sebepleri bunlar arkadaşlar. Peki, arızanın sebebini anladık. Neymiş? Yapacak bir şey yok. Panelimiz bozulmuş. O zaman bu televizyon çöp mü oldu? Gelin ona da birlikte karar verelim. Şimdi bu televizyonun yenisi 1000 lira ise panel dediğimiz şu bölüm, yani hücre yapısı yaklaşık, yani şöyle söyleyeyim, panelin yedek parça olarak maliyetinin yüksek olması, aynı zamanda maalesef siz bunu bir tamirciye yaptıracağınız veya servisine yaptıracağınızdan dolayı tavsiyem mutlaka yetkili servislere yaptırmanızdır. Pazarlık ederek tabii ki. İşin içine işçilik maliyetleri de eklendiğinden dolayı karşılaşacağınız rakam yaklaşık 800 lira. Ben bugüne kadar hiçbir tüketiciye paneli kırılan veya X bir nedenle hücre yapısı bozulan televizyonunu tamir ettirmesini önermedim. Sebebi şu, her zaman iddia ediyorum, LED televizyon teknolojisinde yaklaşık ömür 4 yıl 5 yıl kadardır arkadaşlar. Eğer bu televizyonu siz 3 yıl 4 yıl civarı kullandıysanız, paneli arıza yaptıysa, o aşamadan sonra tamir ettirmek bana göre çok makul bir yaklaşım değil. Peşin para verip tamir ettirip 4 yıl önceki teknolojiyi kullanmak yerine gidip yenisini taksitle yeni teknoloji olarak ve garantili almak bana göre çok daha makul bir yaklaşım olur. Sebebi şudur, planlı eskitme denilen bir şey var maalesef. Üreticiler bunu kabul etmese de. Ben ısrarla iddia ediyorum, eskiden olduğu gibi alırım şu ürünü 15 yıl kullanırım. O yüzden ben işte 10 lira fazla vereceğim, işte kaliteli marka alacağım diyorsanız bu bana göre yanlış bir strateji. Sebebi, ürününüz hala çalışıyor olsa dahi maalesef hızlı gelişen teknolojiye yenik düşecektir. Dolayısıyla bugün olmayan ABC Flix diyelim hadi. Öyle bir uygulamanın 2 yıl sonra çıktığını ve aslında size de çok hitap ettiğini düşünün. Fakat televizyonunuz bunu desteklemiyor olacaktır. Televizyonunuz bunu desteklemediği için artık siz o uygulama için o uygulamayı destekleyecek yeni bir televizyon almak durumunda kalıyorsunuz. Her ne kadar ürününüz sağlam dahi olsa siz yine de bir şekilde bunu değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Peki madem yeni televizyon alacağız, biz bu eskisini ne yapacağız? Benim televizyonum ne olacak diyorsanız eğer, burada devreye biraz neydi? Gırgır dergisindeydi galiba. Ben çok severdim o dergileri. Bir mucit vardı, adını unuttum. Zihni sinir. Evet, zihni sinir misali. Yaratıcılığınıza bağlı. Bunu istiyorsanız tavan aydınlatması olarak kullanabilirsiniz. İstiyorsanız eğer sizin de benim gibi çekim yapmak gibi, kayıt yapmak gibi merakınız varsa bunları projektör, reflektör olarak da kullanabilirsiniz. Burada devreye YouTuber kardeşlerimiz giriyor. YouTuberlar, size küçücük bir önerim var. Eğer evinizde
kamera ve mikrofon kadar aynı zamanda aydınlatmayı da çok önemsiyorum diyorsanız, bakın biz tavsiyeforumu.com adresinde bir platform kurduk, bir konu başlığı açtık. O konu başlığı içerisinde LCD televizyonlarının panelleri bozulan veya kırılan, bu gerekçeyle televizyonları ıskartaya çıkan bütün tüketicileri orada toplamayı hedefledik. Sebep nedir? Sebep şudur. Belki de birisinin de paneli sağlamdır ama anakartı bozuktur. Kart arıyor olabilir, oradan tedarik edebilir. Veya ne yapabilirim ben YouTuber'la, YouTuber'lıkla bunun ne ilgisi var diyorsanız, işte size ilgisi arkadaşlar. Müthiş homojen dağılımlı bir ışık kaynağıdır. Ya hocam bu kadar madem işe yarıyordu da sen kendin kullanıyor musun diyorsan, şu an size baktığım kameranın hemen arkasında inç bir adet, şu an baktığım sol tavan kısmında da 32 inç bir adet LED. Ben şunu projektör, bunu da reflektör olarak kullanıyorum arkadaşlar. Yani bunu tavandan yansıtıyorum, bunu da direkt kendime doğru yansıtıyorum. Ben şu an bu ortama yettiği için iki tane kullanıyorum. Siz de arzu ederseniz herhangi bir paneli kırık televizyonu bu şekilde alıp önündeki hücre yapısını söküp bunu tam bir projektör veya reflektör olarak kullanabilirsiniz. Arkadaşlar anlatabileceklerim bunlarla ilgili aslında kesinlikle sınırlı değil. Buraya kadar da değil. Fakat çok sıkıcı olsun istemem. Elimden geldiğince işinize yarayabilecek bilgiler paylaşmaya çalıştım. Ancak benim sizlere anlatmayı unuttuğum veya benim aklıma gelmeyen ama sizin merak ettiğiniz bir şey var ise lütfen yorumlar bölümüne yazın. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde cevaplandırmaya çalışayım. Eğer ilginizi çeken, merak ettiğiniz bir konu ise bu, ilerleyen zamanda bu konuyla ilgili daha donanımlı bir şekilde bir canlı yayın yapmayı da düşünüyorum. İlginizi çeker hocam, canlı yayında yapalım çünkü şurasını merak ediyorum diyorsanız lütfen yorumlara yazın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.